أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli hocalarımız, değerli misafirlerimiz ve saygıdeğer jüri üyelerimiz, hepiniz Fatih Medreselerinin düzenlemiş olduğu ve yeni bir ilk olan Türkiye Hatimini Seçiyor yarışmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bugün sizlere küçük büyük demeden 7'den 70'e her sınıf insana önüne ne tür engel ve ne tür üçgenle çıkarsa çıksın, İslam'ı anlatan Mevlam'ın sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir kıssa anlatmak istiyorum. Daha İslam'ın ilk günleriydi. Peygamberimizin ilk tebliğ dertini paylaştığı Hazreti Hatice Validemiz idi. İkinci olarak da çocukluğundan itibaren yanında yetiştirdiği Hazreti Ali olmuştu. Hazreti Ali çocukluğu zamanlarında dahi Peygamberimizin yanından ayrılmaz, onu kendine öncü ve önder olarak görürdü. Bir gün yine Peygamberimizin yanına gelmiş ve onu Hazreti Ateş'e ile namaz kılarken görmüştü. Yapılan rükûlar, secdeler o çocuk olan Hazreti Ali'nin hayranlığına ve hoşuna gitmişti. Namazları bitene kadar çocuk bakışlarıyla hayran hayran izleyen Hazreti Ali edeple Peygamberimizin yanına yaklaşıp "Bu yaptığınız nedir?" diye sordu. Peygamberimiz merhamet dolu gözleriyle Hazreti Ali'ye bakarak "Ey Ali, bu Allah'ın seçip beğendiği dindir. Ben seni bir olan imana davet eder ve hiçbir faydası olmayan kullara tanmaktan sakındırırım." Hazreti Ali bu teklif karşısında çocuk bakışlarını yere indirip bir an duraklayarak "Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, benim şimdiye kadar duymadığım bir şey bu" diyerek "benim bu konuyu babam Ebu Talib'e sormam lazım" diye cevap verir. Peygamberimiz o sıralarda İslam'ı daha aşikar anlatmaya başlamadığı için Hazreti Ali'ye bu anlattıklarını gizli tutmasını, kimseye bir şey söylememesi için tembihledi. Hazreti Ali tembihleri tutmuş, kimseye bir şey söylememişti. Ama gece boyunca yaşadıklarını hiç aklından çıkaramamış, yaşayıp duyduklarına da şafak dolmasıyla gözlerinde parlak şafaklar dolmuştu. Kalkıp doğru gör Ahmet Peygamberimizin yanına gelip şu zeki yasırlara güneş gibi parlayan sözleri söylemişti. "Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala beni eritirken babama sormadı ki ben Allah'a ibadet etmek için babama sorayım" dedi ve ilk Müslüman çocuk olma şerefine nail oldu. İşte babası müşriklerin safında olduğu halde doğumundan itibaren yetiştirmesinde emeği olan peygamberler peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emeği olan Hazreti Ali çocuk aklıyla bu düşünceyi sergiliyorsa, gelin biz de evlatlığımızı küçük yaşta yetireyim. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Mâ nehâle vâlidû ve neden minnâh lehubare min edebi hasen." Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz. Ali Haydar Kuddüs'ün ruhu şöyle buyuruyor: "Evlatlarınızı 7 yaşına kadar bize verin, 70 yaşına kadar sizin olsun" buyurmuşlardı. Değerli misafirler, ağaç yaşken eğilir. Siz de evlatlarınızı küçük yaşta eğitin. Bizleri daha ufak yaşlarımızda Allah ve Resulü'nün razı olduğu medreselere gönderip Allah ve Resulü'nü razı eden anne baba ve bizim yetişmemizde emeği olan hocalarıma ve bu güzel günde uzak yakın demeden bizleri dinlemeye gelen siz değerli misafirlerimize ve jüri üyelerimize teşekkür eder, hepinizi Allah'a emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.